Herkese merhaba. Bilim Peşinde YouTube kanalına hoş geldiniz. Tersine mühendislik, bir ürünün veya sistemin iç işleyişini, tasarımını ve işlevlerini analiz etmek için geriye doğru adım adım çalışma sürecidir. Bu süreç, ürünün veya sistemin detaylı bir analizini yapmak için kullanılır ve ürünün veya sistemin işlevselliğini ve tasarımını anlamak için kullanılabilir. Tersine mühendislik, ürünlerin ve sistemlerin tasarımını ve işleyişini anlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle, ürünlerin veya sistemlerin çalışması hakkında bilgi edinmek, hataları bulmak, performanslarını iyileştirmek veya daha fazla işlevsellik eklemek gibi amaçlarla kullanılır. Tersine mühendislik süreci genellikle şu adımları içerir. Ürünün veya sistemin tanımı. İlk olarak, ürünün veya sistemin ne olduğu ve nasıl çalıştığı hakkında bir anlayışa sahip olunması gerekir. Ürünün veya sistemin fiziksel yapısı, bileşenleri, yazılımı veya işletim sistemi gibi özelliklerini içerebilir. Geriye doğru mühendislik araçları kullanma. Tersine mühendislik için özel araçlar kullanılmaktadır. Bunlar arasında sayıcılar, osiloskoplar, multimetreler, yazılım aygıtları, üç boyutlu tarayıcılar bulunabilir. Bileşenlerin ve kodların analizi. Ürünün veya sistemin bileşenleri, yazılımı veya kodu analiz edilir. Bir ürünün bileşenlerinin veya bir yazılımın kodunun işlevlerini anlamak için yapılabilir. Tasarımın yeniden oluşturulması. Ürünün veya sistemin tasarımı, analizler sonucunda yeniden oluşturulabilir. Bu, ürünün bileşenlerinin veya yazılımın kodunun yeniden yazılması veya değiştirilmesini gerektirebilir. İyileştirme veya yeniden tasarım. Analiz sonuçlarına dayanarak, ürünün veya sistemin performansını veya işlevselliğini artırmak için iyileştirme yapılabilir veya yeniden tasarlanabilir. Tersine mühendislik birçok alanda kullanılabilir. Elektronik cihazlar, yazılım, mekanik sistemler, yapılar, kimyasal bileşikler ve benzeri gibi alanlarda uygulanabilir. Bununla birlikte, bazı ürünlerin tersine mühendislik yapılması yasal olarak sakıncalı veya etik olarak kabul edilemez olabilir. Tersine mühendisliğe bir örnek olarak, bir şirketin rekabetçi bir ürününün tasarımını veya işleyişini anlamak için tersine mühendislik yapabiliriz. Örneğin, bir rakip şirketin başarılı bir ürününü analiz etmek isteyen bir şirket, ürünü tersine mühendislik yöntemleri kullanarak inceleyebilir ve ürünün iç işleyişini, bileşenlerini, işlevlerini ve tasarımını anlamaya çalışabilir. Bu süreçte, ürünün fiziksel parçaları, elektronik bileşenleri, yazılım kodu veya işletim sistemi gibi detaylar analiz edilebilir. Ürünün iç yapısı ve bileşenlerinin nasıl bir araya geldiği, nasıl çalıştığı ve etkileşimde bulunduğu gibi konuları anlamak için gözlem, test, ölçümler, veri analizi ve modelleme gibi yöntemler kullanılabilir. Tersine mühendislik, ürünün tasarımını ve işleyişini anlamak için kullanıldığında, bu bilgiler, ürünün iyileştirilmesi, benzer bir ürünün geliştirilmesi veya rekabet avantajı sağlamak için kullanılabilir. Örneğin, bir şirket, rekabetçi bir ürünün işleyişini tersine mühendislik yaparak, kendi ürünlerini geliştirmek, rekabetçi bir avantaj elde etmek veya pazar payını artırmak için kullanabilir. Ancak, tersine mühendislik yaparken ilgili yasal düzenlemelere, telif haklarına, patentlere ve etik kurallara dikkat etmek önemlidir. Herhangi bir yasa dışı veya etik açıdan sorgulanabilir faaliyetten kaçınılmalıdır. Daha fazlası için Bilim Peşinde'ye abone olmayı unutmayınız.